TV Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Haber merkezimizce hazırlanan ana haber bültene hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, ilimizde doğuştan bir eli olmayan 4 yaşındaki Efe'nin ailesi hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor. Ameliyat olması için mi bunun ameliyat olmuyor? Hayatı ışıl ışıl bakan gözleriyle, sempatik tavırlarıyla ailesinin göz bebeği olan 4 yaşındaki Efe Avar'ın doğuştan bir eli yok. Ekonomik durumu Efe'nin sağlık masraflarını karşılamaya yeterli olmayan aile, hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor. Minik Efe'nin babası Nurettin Avar, protez el taktırmaya ekonomik güçlerinin yetmediğini, 45 bin liraya mal olacak tedavi için yardım beklediklerini belirtti. Normalde Efe daha 4 yaşında. Efe'ye protez kol istendi. Normalde protez kol da bizim maddi sınırlarımızı aşıyor. 45 bin lira kadar her yıl civarında bir para isteniyor. Bunun da mümkünatı yoktu. Yani ödeme şeklinde herhangi bir ödeyecek şeyim yok, durumum yok. Bunu normalde ben zaten işsizdim. Sağ olsun belediye başkanımız beni belediye park ve bahçeler temizliğine aldı. O şekilde iş buldum, çalışıyorum. Zaten evim kira. Normalde yardımsever iş adamlarından Efe için sadece yardım istiyorum. Yardım derken sadece eli için. Yoksa yardıma muhtaçlık herhangi bir şeyimiz yok. Allah'ıma binlerce kez çok şükür olsun. Sadece Efe için istiyorum bunu. Bundan ibaret. Anne Nuray Avar ise oğlunun psikolojisinin bundan sonraki süreçte daha iyi olabilmesi için çocuğuna protez el takılması gerektiğini söyledi. Ya biz Efe için işte birkaç yere başvurduk. O da hiç olmadı. Hepsi şey oldu. Efe'nin hani gelişimi için okulun daha iyi olmasını istediler. Hani bir protez kol olursa Efe daha böyle kendini toplumda değerli kılacak. O yüzden hani Efe için bir protez kol istiyoruz. İnşallah da olur. Normalde zaten bakıldığı zaman Efe kendini toplumdan dışlıyor. Herkes koluna bak deyince kendisi topluma girmiyor. Kaçmaya çalışıyor. İster istemez çevresindeki arkadaşları da kolundan oldu deyince hemen kaçıp eve gelmeyi tercih ediyor. İster istemez bu psikolojik yönde çocuğun biraz psikolojisini bozuyor. Psikiyatriye de götürdük. Tedavi de gördü. Ama şu anda yapacağımız tek şey protez kol. Başka da şu anda bir şey yok. Ortalama 45 bin liraya mal olacak protez elin bedelini devletin sadece bir kez karşıladığını ifade eden anne Avar, takılacak elin her yıl yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Onu da devlet yüzden sadece bir kere ödüyor. Yılda bir kere, yani bir kere şansımız var. Onu yaparsak artık devlet bize yardım etmeyecek. Sadece bir kere hakkımız var. Biz de her yıl 45 bin lira az bir para değil. Hani biz işimize gece gündüz çalışsak bile o parayı biriktiremeyiz yani. O yüzden hani Efe'nin için istiyoruz. Hani daha iyi bir çocuk zaten olması için hani. Evimiz kira. 500 lira biz kira veriyoruz buraya. Normalde zaten herhangi bir şeyi yok. Ek gelirimiz falan yok. Annem zaten rahatsız. Kendisi felç hastası. Bir yandan da ona bakıyoruz. Onun yükü de benim omuzlarımda. Hani çalışamıyoruz. Ben normalde işten çıkıp hastaneye gidiyorum. Hastaneden de çıkıp işe gidiyorum bu şekilde. Evet. Efe, sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Kol. Kolun olunca çok sevinecek misin? Ne yapacağım peki kolun olursa? Ellerle yemek yiyeceğim. Ellerle yemek yiyeceğim. Evet değerli izleyenlerimiz, bu anlamda haberi izlerken hepimizin içi cız etmiştir, içi yanmıştır. Lütfen maddi durumunuz eğer iyiyse ve el veriyorsa yardımdan kaçınmayın. Geçelim bir diğer habere. Sizleri Yeşiltepe'ye götüreceğiz. Seyran Mahallesi'ne, Firdevs Sokağı. Burada ikamet eden vatandaşların maskiyle başı biraz dertte gibi. Vatandaşlar maske ekiplerinin kırdığı kanalizasyon borusunun faturasını kendilerine yansıtıldığını iddia ettiler. Haberin ayrıntısını izleyelim. Yer altından geçen bir su borusunu tamir etmek için Yeşiltepe'de Seyran Mahallesi'ne gelen maske ekipleri iddiaya göre kazdıkları yerde oluşan su birikintisini çıkaramayınca o bölgede bulunan kanalizasyon borusunu delerek suyu tahliye etmeye çalıştılar.
Ekipler daha sonra delinen su borusunu değiştirdiler ve kazdıkları bölgenin üstünü kapattılar. İddiaya göre değiştirilen kanalizasyon borusunun bedeli vatandaşların su faturalarına yansıtıldı. Bu bedeli ödemek istemeyen mahalle sakinleri ise yetkili makamlara başvurdu ancak hiçbir sonuç alamadı. Konuyla alakalı konuşan mahalle sakinlerinden Muharrem Yeşilkaya, büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek başlarına gelen olayı anlattı. Şuradan ana su borusu geçiyor. Ana su borusu geçerken burada bir altta patlaklık var. Patlaklık oluyor. Bunu birileri tabii şey yapıyor, müracaat ediyor, gelip şey yapıyorlar, suyu kazıyorlar, suyu tamir ediyorlar. Çıkan suyu dışarıya atamadıkları için 2-3 metre yerin altında ana kanalizasyon borusunu buluyorlar. Boruyu delip buradan suyu, toplanan suyu kanalizasyon borusuna veriyorlar. Oradan sonra geri geldiler. Tabii suyu biz bilmiyoruz kimin ne geldiğini, ne yaptığını. O kanalizasyon borusunu yapanlar geldi dedi ki bunu kendi suyu yapanlar şey yapmıştı. Hususi kırmışlar. Buraya da biz bunu tamir ettiğimiz için buraya bir şey yapar mısın, imza atar mısın dediler. İmzamızı attık, gittik. Bu 6. aydan önce olan bir olay. Oradan sonra köydeyiz. Tabii okul tatil olunca köye gittik, geri geldik. Yan komşumuza 63 lira aylık faturasına, su faturasına para yansıtmışlar. O da dedi ki buradaki şeyden dolayı. Oradaki esas bu işin yetkilisi kim dedim, kimle muhatap olacağım, gösterdiler, gittim oraya. Bu kapaklar, şu kapaklar değiştiği için o para yansıdı. Kanalizasyon kapaklarının değişmesi sonucu. Evet, kanalizasyon kapaklarının değişmesi sonucu bu para yansıdı. Olayın ardından maskeye konuyla ilgili görüşmek için gittiğini dile getiren Yeşilkaya, maddi imkanlarının belli olduğunu söyledi. Nereden geldiğini de bilmiyoruz ama 35 kişiye böyle bir şey yapılmış. Para yansıtılmış. Ha bunu ne yapacağım ben? Yapacağım hiçbir şey yok. Bu parayı ödeyeceğim. Ha, o zaman burada bir sistemde bir şeylik var yani. Bir anormallık var. Ha bu şekilde de bunu kabul edemiyorum. Ha derler ya ben yandım başkası yanar. Yok ben yanandan sonra kim yanarsa yansın ya. Ben ödeyenden sonra benim cebimdeki para. Benim maddi imkanım belli, gücüm belli. Konuyla ilgili konuşan Sıdık Demir ise hiç ilgimiz olmayan tamiratın bedelini bize yansıttılar şeklinde konuştu. Yatırdım, dolandım, her tarafı gezdim. Genel müdürlüğe kadar gittim buranın. Evet. Belediye reisine kadar gittim, olmaz diler. Reis getirmiş, suya da kaydetmişler. Vermezse suyu kesecek diye mecbur ben götürmüş faturasında yatırdım. Ne yazıyor, hiçbir şey yazdığı da yok. Haksız para yani, haklı olsa daha fazla verem. Haksız bir işe ben giremem değil mi? Evet. Ben orada da isyan ettim. Bağırdım, çağırdım. O dedi olmaz, o dedi olmaz. Bir olmadı cevap vermiyorlar bize. Böyle bir şey cevap vermiyorlar. Cevap verse dese şu niçin olmuş? Aman da. Vali Süleyman Kamçılı'nın katılımıyla birlikte gerçekleştirilen 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu'na geçiyoruz şimdi de. Batagazi Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluşların 2015 yılı yatırımlarının son durumu hakkında kurum yöneticileri sunum yaptı. 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Süleyman Kamçı başkanlığında yapıldı. Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluşların 2015 yılı yatırımlarının son durumu hakkında kurum yöneticileri sunum yaptılar. Toplantının açılışında konuşmasını Vali Süleyman Kamçı yaptı. Bugün 2015 yılının son toplantısı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Toplantımızda yıl değerlendirmesi yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. İlimizin 2015 yılı yatırım programında yatırımcı kamu kuruluşlarımızın belediye yatırımları hariç 9 sektörde 341 projesi yer almaktadır. Kamçı 2015 yılı yatırım programında yer alan toplam 468 projemizin 114'ü tamamlandığını, 250 proje devam etmekte olduğunu belirtti. Genel olarak belediye yatırımları dahil ilimizin 2015 yılı yatırım programında yer alan toplam 468 projenin tutarı 4 milyon 415 bin Türk lirası, 2015 yılı ödeneği ise 838 milyon 793 bin Türk lirasıdır.
Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yılı ödeneğinde 89 milyon 517 bin liralık artış olduğu görülmektedir. Yatırım projelerine yılı içinde 354 milyon 658 bin lira harcama yapılarak %42 oranında nakdi gerçekleşme kaydedilmiştir. 2015 yılı yatırım projelerinin sektörel dağılımı ise şu şekildedir. Projelerin 221'i diğer kamu hizmetleri, 120, bunlardan 127 proje belediyelerimizin, 69'u tarım, 68'i eğitim, 63'ü ulaşım, 21'i de turizm kültür, 16'sı sağlık, 4'ü imalat, 3'ü enerji, 3'ü de madencilik sektöründe yer almaktadır. Konuşmanın ardından bölgede yatırımları devam eden projelerin sunumları yapıldı. Genel seçim çalışmalarına geçelim değerli izleyenlerimiz isterseniz. Çok kısa bir süre kaldı 1 Kasım genel seçimlerine. Partilerimiz de hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ettiriyor. AK Parti genel seçim çalışmaları kapsamında milletvekili adayları Öznur Çalık ve Bülent Tüfekçi Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde ziyaretlerde bulundular. Türkiye'deki belirsizliğin ortadan kalkması için millete büyük görev düştüğünü söyledi avukat Bülent Tüfekçi. Haberin ayrıntısındayız. Genel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Malatya Milletvekili adaylarından Öznur Çalık, Doğanşehir ilçesi ve ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Doğanşehir ilçesinde partililerle de bir araya gelen Çalık, 1 Kasım'da yapılacak olan seçimin Türkiye için büyük bir önem taşıdığını kaydetti. Terör olaylarına şiddetle kınıyorum ve vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. O gün yaşanan terörün bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan en büyük terör olayı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve sıkılan kurşunun, atılan bombanın bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkıldığını herkesin bilmesi gerekir. Bu sorun siyaset üstü bir sorundur. Her türlü terör örgütüne karşı beraberce mücadele etmemiz gerekir. Bu IŞİD'se de, bunun adı DEAŞ'sa da, bunun adı neyse, PKK'sa, PYD'se, DHKPC ise, MLKP ise ya da adını bilmediğimiz nice terör örgütlerinden biri ise de hep beraber bunların terör örgütü olduğunu belirtip onlarla ortak mücadeleyi beraberce vermemiz gerekir. Bu birliğimize ve kardeşliğimize sıkılan kurşunun eğer bugün karşısında durmazsanız şayet yarın onlar o kurşunlar yeniden size dönecektir. AK Parti Malatya Milletvekili adaylarından avukat Bülent Tüfekçi ise seçim çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesi ve ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret etti. AK Parti Akçadağ ilçe teşkilatıyla da bir araya gelen Tüfekçi hem destek istedi hem de kendisine iletilen sorun ve istekleri dinledi. Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve Türkiye'nin huzuruna kastetmeye çalışan dahili ve harici şer odakları var ve bunlar özellikle bir takım provokasyonlarla devletle milleti karşı karşıya getirmenin hesabı içerisindeler. Ankara'da terör nedeniyle 97 canımızı kaybettik. Buradan bütün hayatlarını kaybeden kardeşlerimize, gençlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Acıları hepimizin acısı, Türkiye'nin acısı. 7 Haziran'da ortaya çıkan tablo Türkiye'de tek başına hiçbir partiyi iktidara getiremedi. Maalesef koalisyon da birilerinin istememezliği yüzünden oluşmadı. Ve endişemiz o ki 1 Kasım'da da böyle bir tablo ortaya çıkarsa bu insanlar nasıl bir araya gelecek? Türkiye'nin geleceğiyle ilgili belirsizliğin ortadan kalkması da yine görünen o ki millete düşüyor. Ben hep şunu ifade ediyorum. 1 Kasım şu partinin bu partinin meselesi değil. 1 Kasım esasında memleket meselesi. Memleketin bekası ile ilgili bir mesele. Memleketin geleceği ile ilgili bir mesele. Ve memleketin bundan sonra nasıl, nereye, hangi yöne bakacağı ile ilgili bir mesele.
AK Parti ile devam ediyoruz. Milletvekili adaylarından Mustafa Şahin ve Ufuk Önalan Hekiman ilçesinde, Nurettin Yaşar ise Arapgil ilçesini ziyaret etti. Adaylar ziyarette AK Parti'nin 13 yıllık faaliyetlerini anlattı. AK Parti Malatya Milletvekili ve Milletvekili adayı Mustafa Şahin ile AK Parti Malatya 6. sıra Milletvekili adayı Ufuk Önalan seçim çalışmalarını birlikte yürüttü. AK Parti Milletvekili adayı Mustafa Şahin ile AK Parti Malatya 6. sıra Milletvekili adayı Ufuk Önalan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı Hekimhan ilçesi ve bağlı mahalleleri ziyaret etti. AK Parti Milletvekili adayı Mustafa Şahin, 1 Kasım'da milletin Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir tercih yapacağını söyledi. Onun için geçen seçimde rehavete kapılıp da ya ben gitmesem de AK Parti zaten iktidarda, bunu kimse bile ülkemez diye düşünmeyin. Bir oy kesinlikle bu şer ittifakını bozmaya yeter. Kim varsa şehirdeyse gelsin oyunu kullansın, dışarıdaysa gelsin oyunu kullansın. Yani Allah için mutlaka gidip orada vatandaşlık görevimizi ifa edelim. Size düşen bu. Şuradan çekseniz daha çıkar. AK Parti Malatya 6. sıra milletvekili adayı Ufuk Önalan ise milletin 1 Kasım'da sandık başına giderek önemli bir karar vereceğini belirtti. AK Parti Malatya milletvekili ve milletvekili adayı Nurettin Yaşar da seçim kapsamında Arapgil ilçesini ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında önemli çalışmalarda da bulunan Nurettin Yaşar, AK Parti'nin bütün kesimlere hitap eden bir dava partisi olduğuna dikkat çekti. DHKPC'li de olsa fark etmez, sağcı da olsa, solcu da olsa fark etmez kimin yaptığı. AK Parti sadece bir parti değil. İşte AK Parti sizin bizim partimiz. İşte ben geldim, ben parçikanlıyım, sen şurasın, öteki biz bizeyiz. Dolayısıyla senin benim istediğimiz bir hükümet olsun istiyoruz yavaş yavaş. Bize bizim çocuklarımız olsun, bizim irademiz olsun, bizim sözümüz olsun. Mesele bu. Mesela bir parti kuralım da birimiz milletvekili olsun, birimiz başbakan olsun, onu geçtik. O çok önemli değil. Artık kimsenin umurunda değil. Ve Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi de seçim çalışmalarına hız veren partilerden bir tanesi. Milliyetçi Hareket Partisi adayları Doğanşehir ilçesinde incelemelerde bulunup esnafın sorunlarını dinledi. Ülkenin son yaşanan terör olaylarıyla birlikte adeta kan gölüne döndüğünü vurgulayan milletvekili adayı Şinasi Kazancıoğlu, seçim güzel günlerin başlangıcı olur inşallah dedi. Türkiye'yi yasa boğan Ankara'daki terör saldırısının ardından ilan edilen 3 günlük ulusal yastan sonra Milliyetçi Hareket Partisi adayları, il yönetimi ve ilçe teşkilatı Doğanşehir ilçesinde esnaf ve halkla buluştu. MHP heyeti olarak Doğanşehir ilçesinde gördükleri ilgiden mutlu olduklarını belirten MHP 1. sıra adayı Şinasi Kazancıoğlu, son günlerde yoğunlaşan terör saldırıları sonucu şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlardan dolayı seçim çalışmalarını buruk şekilde sürdürdüklerini söyledi. İlçe başkanımız, il başkanımız, adaylarımız ve Doğanşehir'in esnaf arkadaşlarıyla yine esnaflarımızla dolaşıyoruz. Malum Ankara'daki terör sebebiyle kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve hala maalesef gelen şehit haberleri nedeniyle çalışmalarımızı bir süre ara vermiştik. Ama şimdi tekrar bir gönül alma, esnaflarla dertleşme anlamında heyecansız bir şekilde maalesef, çünkü arkadaşlar Türkiye bir kan gölünde, Türkiye bir kan gölünü yaşıyor. Bu anlamda İnşallah bu yaklaşan seçim güzel günlerin başlangıcı olur düşüncesiyle Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı ve adayları olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok iyi bilindiği, çok iyi karşılandığı Doğanşehir'de esnaflarımızı geziyoruz. Gezdik. Çok güzel karşılık gördük. Çok güzel teveccühleri var. En az bizim kadar ülke meselelerine duyarlı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarının hasretini çekmekteler. Ben Doğanşehirli esnaf arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin inşallah seçimden sonra da temsil noktasında emirlerinde olacağız. Bize söyledikleri tembihleri dikkate alacağız. Bize söylediklerini, telkinlerini dikkate alacağız. Tavsiyelerine uyacağız. Onları en güzel şekilde, layık bir şekilde temsil edeceğiz.
edeceğiz. Hiç şüpheler olmasın. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Ne mutlu Türk'üm diye. MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem ise Doğanşehir'de yaptıkları seçim çalışmasının vatandaşta karşılık bulduğunu belirtti. Doğanşehir İlçe Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu program çerçevesi içerisinde Doğanşehirli hemşerilerimizin, esnaflarımızın, pazar esnafının ve gelen köylülerimizin de beraber olduk. Onlarla işlerde bulunduk. Oy talebinde bulunduk. Görmüş olduğumuz teveccüh bizi sevindirdi. İnşallah Doğanşehir'de de yine diğer ilçeler içerisinde birinci sırayı alacaktır diyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah razı olsun. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Ürün Güvenliği Haftası kapsamında açıklanan veriler korkuttu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gül açtı. Ülke genelinde bu yılın ilk 9 ayında 60 bine yakın ürünün denetlendiğini ve bu ürünlerden 8882 tanesinin uygunsuz bulunduğunu belirtti. Açılış konuşmaları, asansör işletme... Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Ürün Güvenliği Haftası kapsamında açıklanan veriler korkuttu. Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, denetim çalışmaları kapsamında ülke genelinde 81 ilde 700'e yakın denetçilerle vatandaşların can ve mal güvenliği için çalıştıklarını söyledi. 2015 yılının ilk 9 ayında 60 bine yakın ürün denetlenmiş olup bu ürünlerin 8880 adedi uygunsuz bulunmuştur. 78 adet ürünün piyasaya arzı yasaklanmıştır. Uygunsuzluklar için 6.145.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. Malatya ilimizde ise 2015 yılının ilk 9 ayında 1415 adet ürün denetlenmiş, 7 adet ürün aykırı bulunmuş ve 14 adet ürün ise güvensizlik şüphesiyle teste gönderilmiştir. Teste gönderdiğimiz ürünlerden 3 adet ürünle ilgili toplatma kararı alınmış ve firmalara idari para cezası uygulanmıştır. Gülaçtı, yeni asansör yönetmeliği 24 Haziran 2015'te yayınlanarak zorunlu uygulamaya girdiğini hatırlattı. Bilindiği üzere yeni asansör işletme bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği 24 Haziran 2015 tarihinde yayınlanarak zorunlu uygulamaya girmiştir. Bu yönetmelikle beraber bir takım faydalı yenilikler gelmiştir. Bundan sonra asansörlerin yıllık kontrollerini yapacak muayene kuruluşları asansörlere bir kimlik numarası verecektir. Her yeni asansör piyasaya arz edilmeden önce A tipi muayene kuruluş tarafından kontrol edilecek ve yeşil etiketi aldıktan sonra tescil edilebilecektir. Asansör ve yürüyen merdivenler sanayicileri temsilcisi Hasan Dündar ise yaşanan kazalara dikkat çekti. Evet, asansör söz konusu olduğu zaman asansörcüler de söz konusu oluyor. Adeta suçlu ayağa kalk cinsinde bir bakış açısıyla biz piyasada gözüküyoruz veya göstermeye çalışıyoruz. Evet, 364 gün güzel güzel çalışan bir asansör bir gün bozulduğunda çok amiyane bir tabirle hiçbir bir tarafımız kalmadan hakaretin bini bir türlüsü bize yapılıyor. Biz suçlu olabiliriz, yanlış yapıyor olabiliriz. Gerçekten Sayın Müdürüm konuşmasında belirttiler. Merdiven altı meslektaşlarımız var. Elinde iki tane tornavida, bir tane anahtarla ben asansörcüyüm diye gezenler, bizim adımızı lekeleyenler var. Ama bu işin tek suçlusu biz değiliz. Geçenlerde... Batagazi ilçesinde uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan 60 girişimciye sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Batagazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye'de girişimcilik noktasında KOSGEB ile birlikte en fazla eğitim veren belediyelerin başında geldiklerini söyledi. Battalgazi Belediyesi ile KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan girişimciler için sertifika töreni düzenlendi. Battalgazi Belediye Meclisi toplantı salonunda düzenlenen sertifika törenine Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürü Murat Seki, eğitimci Mehmet Yılmaz ve girişimciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürü Murat Seki, girişimciliğin önemine dikkat çekti. Özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla
ortaklaşa bilim düzenliyoruz. Ve bu eğitimin maliyetlerinin yükünü bu kurum kuruluşta karşılıyor. O bağlamda baktığımızda Sayın Başkanımızın büyük desteği var. Malatya'da büyük bir farkındalık da yaratmış bir vaziyette. 2014 yılında 6 eğitim, 2015 yılında şu ana kadar da 5 eğitim olmak üzere toplam 11 tane programı kendi belediye imkanlarıyla finanse ettiği için ve girişimcileri iş hayatına kazandırdığı bu sertifikaları almanızı vesile olduğu için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da konuşmasında Türkiye'de girişimcilik noktasında en fazla eğitim veren belediyelerin başında geldiklerini belirtti. Bölge boyutu itibariyle Türkiye'de en fazla bu tür girişimci hizmetleri kursunu sunan belediye Battalgazi Belediyesi. Biraz evvel kendilerinde ifade ettiği gibi geçtiğimiz yıl 6 bu yıl 5 yıl. 5 olmak üzere toplam 11 tane eğitim gerçekleştirmiş olduk. Bu eğitim süreci içerisinde 330 kursiyerimiz bu eğitimde belediye başarılı bir netice alıp belediye almaya hak kazanmıştır. 720 kişiye yakında bizde şu an halihazırda müracaat mevcuttur. Bizler de kendi işimizi kurmamız noktasında kendi çocuklarımızın, kendi evimizin ihtiyaçlarını karşılamak, hatta başkalarını da istihdam ederek onların da çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak anlamında kendimize hem ayet-i kerimenin nüzul sebebinde yerini bulacağız, hem de bir başkasına ekmek temin etmenin, açlık temin etmenin, iş temin etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız. Hayır ve bereket nasip etmesin Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar size hayırlı uğurlu olsun diyorum. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bir örnek. Yani yapılan konuşmaların ardından 60 girişimciye sertifikaları, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürü Murat Seki tarafından verildi. Yıldız'a eşi de destek olur, değil mi? İnşallah başkanım. Girişimcilerimizden iş yeri açan olursa Sayın Başkanım'la biz açılışa geleceğiz. Açılışa da katılır mı? Davet ederseniz geleceğiz yani. Peki. Söyleyelim. Hadi teşekkür ederim. Bültenimizin sonunda her zaman olduğu gibi spor haberleri ve Yeni Malatya Spor'la devam ediyoruz. Yeni Malatya Spor'da yönetim kurulu üyesi Remzi Uğur, takımın aldığı yenilgiler sonrası havasını kaybettiğini, İrfan Buz ile birlikte yeni bir sürecin başladığını söyledi. PTT 1. Lig takımlarından Yeni Malatya Spor'da yönetim kurulu üyesi Remzi Uğur, takımın aldığı yenilgiler sonrası havasını kaybettiğini, İrfan Buz'la birlikte yeni bir sürecin başladığını söyledi. Öncelikle camiamıza hayırlı olsun diyorum. Yani hiç istemediğimiz bir süreç yaşadık. Evet. İnşallah bu yeni kan değişimi kulübümüze ve takımımıza fayda sağlar ve istediğimiz yere ulaşabiliriz. Yani yönetim olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İyi niyetle. Ne gerekirse yaparız diyoruz. Ama tabii bazen her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Evet. Yani şu iki haftalarda yaşadığımız gibi. İnşallah bundan sonra hocamız yeni bir kan değişimi yaptık. Yani önümüzdeki transfer döneminde de yeni katılacak futbolcularla beraber inşallah istediğimiz yere gidebiliriz. Ligde istemedikleri bir süreç yaşadıklarını, kötü gidişata İrfan Buz ile son vereceklerini inandığını kaydeden Uğur, yönetim olarak iyi niyetli bir şekilde çalıştıklarını, ancak bazen her şeyin istedikleri gibi olmadığını dile getirdi. Şimdi, dediğiniz gibi yani yaklaşık 15 isim vardı. Yani biz bunları gerçekten yönetimci arkadaşlarımız böyle inceleyip tuttuk ve Malatya'da yani bir havamız kaybolmuştu. Evet. Bu havayı nasıl toparlarız, kiminle toparlarız diye düşündük. En çok bunun üstünde durduk. Ve İrfan Buz hocamızla karar kıldık ve anlaştık. Şimdi biz, yani gerçekçi olmak lazımsa biz istediğimizi alamadık yani. Evet. Geçtiğimiz süre içinde. Yani bir an önce transfer dönemini falan bekliyoruz yani açıkçası. Bu süreçte yapabildiğimiz kadar yapalım ve takviyelerle istediğimiz yere gelelim diye düşünüyoruz.
Bölgesel amatör 2. lig grupta mücadele eden 44 Malatyaspor'da hafta sonu oynanacak Şehit Kamil Belediyespor müsabakası hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör İsmail Tekin, ligde geride kalan haftada Suruç ile oynadıkları mücadelede aldıkları yenilginin en önemli faktörünün hakemin kötü yönetiminin olduğunu söyledi. Bölgesel Amatör Lig 2. grupta mücadele eden 44 Malatyaspor'da hafta sonu oynanacak Şehit Kamil Belediyespor müsabakası hazırlıkları sürüyor. Yeşiltepe 3 nolu sahada antrenmanlarını yapan Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı süren Mehmet Temizer düz koşulara başlarken Suruç maçında burnu kırılan kaleci Önder ise çalışmaya özel bir maske ile çıktı. Yapılan çalışma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Tekin, ligde geride kalan haftada Suruç ile oynadıkları mücadelede aldıkları yenilginin en önemli faktörünün hakemin kötü yönetimi olduğunu söyledi. Biz Suruç'ta burada oynadığımız Belen maçının mücadelesinin belki iki katını yaptık. Belki iki katı daha dikkatini oynadık. Kazanmak için her türlü şartlarda hazırdık eksiklerimize rağmen. Öyle de bir oyun oynandı. Ama farklı kazanacağımız bir maçı bir hakemin o şekildeki anlayış içerisinde yönetiminden kaynaklanarak kaybettik. Bu bize büyük bir dezavantaj sağladı. İleride bunun acısını daha çok göreceğiz ama yani şu anda 6 puanlı bir 44 Malatyaspor'un olduğunu düşünün. Evet. Ben hakemin Türkiye Kupası'ndaki Adıyaman Kilis maçını Adıyaman'da seyretmiştim. O hakem geldiğini söyleyince Engin Hoca sevindim de dedim ideal yani işte adil oynuyor hani üstünde bir hakem diye ama demek ki hakemler de içinde varmış ama hakemlikleri fakat yani yöresine göre ortamına göre de maç yönetebilecek bir anlayışın da olabileceğini ve olduğuna doğru da şahit olduk. Çok büyük bir kayıp şey yaptık. Arkasından tabii bu hafta Yeşilyurt'ta oynayacaktık. İşte hepimizin malumu öyle bir acı olayın gerçekleşmesinden dolayı haklı olarak da ertelendi maçlar. Hani bu bize avantaj mı getirdi? Evet öyle oldu çünkü sakatlıklarımız hatta kadroyu iskeletini kurabilecek ortamda değişik yerlerde değişik insanları oynatmak zorundaydık. Öyle bir sıkıntı yaşarken böyle bir şey çıktı. Tabii bir taraftan olayın öyle cereyan etmesi üzüntülü, maçın ertelenmesi sevindirici oldu. Tekin bu hafta Gaziantep'te çok zor bir maça çıkacaklarını kaydederek ligin ilk iki haftasında oynadığı maçları kazanan Şehit Kamil Belediyespor takımının çok güçlü bir ekip olduğunu vurguladı. Şimdi iki tane dışarıda oynayacaksınız. Şehit Kamil'e gidiyoruz. Evet. Ve orada 44 Malatyaspor olarak bu ligde her zaman ses getirebilecek bir ortamı yaratabilmemiz için orada mutlaka puanla dönmemiz lazım. Yine sakatlıklarla mı başlıyoruz? İşte hastalıklarla mı başlıyoruz? Malumunuz iki de cezalı oyuncumuz var. Eğer onları orada oynatma imkanımız olabilirse bu maç için vermişlerdi. Öyle gözüküyordu federasyon sitesinde. Sıkıntı olmayacak ama oynatamasak da o cezalı oyuncularımızı ama yine de tabii orada iddialı bir şekilde Şehit Kamil maçını Antep'te kazanmak için neyimiz var neyimiz yok ortaya koyacağız. TV Malatya ekranlarında bir haber bülteninin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu yarınlar Malatya.